Günümüzde içten yanmalı otomobil devri yavaş yavaş kapanıyor ve elektrikli araçlara geçiş hızlanıyor. Öte yandan bazı markalar çeşitli araç konseptleriyle karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de tek şarj ile 7400 km yol kat edebilen Lightyear Zero. Nasıl mı? Gelin inceleyelim. Lightyear, Almanya'da kurulan, verimliliği yüksek elektrikli otomobil üretmek için kendine adayan bir firmadır. Üniversitelerde elektrikli otomobil yarışlarına katılarak bugünlere gelen bir ekip. Bu ekip bilgi birikimini birbirleriyle paylaşarak Lightyear markasını kurmuş ve 6 yıldır süren çalışmaları sonucunda Lightyear Zero ile piyasaya adım atmışlardır. Otomobilin üst kısmında yer alan güneş panelleriyle içeriğinde bulunan pilleri şarj ediyor. Fakat yine de bu paneller aracın sürekli hareket halinde olmasına yetecek kadar güç üretemiyor. Sadece 70 kilometrelik bir menzil katkısında bulunabiliyor. 4.8 metrekare yer kaplayan bu güneş panelleri ve 60 kW bataryaya sahip olan bu aracın tek şarj ile nasıl 7400 km yol gittiğini merak ediyorsunuz değil mi? Lightyear markasının verdiği bilgilere göre şu anki piyasada bulunabilecek en yüksek verimlilikteki bağımsız olarak kontrol edilebilen 4 adet elektrikli motoru aracın tekerlekleri arkasına konumlandırılmıştır. Bu motorlar toplamda 174 beygir güç üretiyor. 1720 nanometre de tork üretiyorlar. Bu sayede 160 km maksimum hıza ulaşabiliyorsunuz. Güneşten enerji almadan 110 km hız ile yolunuza devam ettiğini düşünürseniz de 560 km mesafeyi kat edebiliyorsunuz. Aracın diğer otomobillerden öne çıkan bir özelliği de rüzgar sürtünme katsayısıdır. Binek elektrikli otomobiller ile kıyaslandığında şu ana kadar çıkan en düşük sürtünme katsayısı değerini 0.19'un altına indirmeyi başarmışlardır. Peki ama bu özellikler neye yarıyor diye mi merak ediyorsunuz? Bu özellikleri 4.8 metrekare yer kaplayan güneş panelleriyle birleştirdiğinizde şehir içi kullanımlarınızda tek şarj ile çok fazla güneş alan ülkelerde 7400 km'ye kadar, daha az güneş alan ülkelerde de 2400 km'ye kadar yol kat edebiliyorsunuz. Araç güneş gören bir bölgede park halindeyken bu güneş panelleriyle kendisini belli bir oranda şarj edebiliyor. Güneşli bir alanda kendisini şarj ettiği bu süreçte günlük kullanımda 30-35 kilometreyi aylarca tekrar ederek rahatça gidebilirsiniz. Türkiye'nin özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlar için aylarca şarjsız yolculuk diyebiliriz. Hatta Lightyear'ın iddiasına göre Hollanda gibi ülkelerde de şarj etmeden 2 ay boyunca şehir içinde kullanabiliyorsunuz. Fakat dikkate alınması gereken konulardan biri de bu panellerin verimli bir şekilde çalışması için düzenli olarak temizlenmesi gerektiğidir. Özellikle tozlu şehirlerde buna çok daha dikkat edilmesi gerekiyor. Elektrikli otomobillerdeki en büyük sorunlardan biri şarj istasyonları sorunu iken, bu aracın kendi kendini şarj edebiliyor olması teknoloji dünyasına inanılmaz bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu sayede yakıt maliyetlerinin de ortadan kalkacağını düşündüğümüzde de inanılmaz bir adım atmışlardır diyebiliriz. Kapalı otoparklar dolayısıyla bu elektrik üreten panellerden yararlanamadığınız durumlarda da otomobil tek şarjda 110 km hız ile 560 km mesafe gidebiliyor. Tabii ki yaşadığınız bölgenin mevsimsel değişikliklerini de göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Yine de Lightyear her haliyle inanılmaz verimlilikte bir araç geliştirmiştir diyebiliriz ve bu verimliliklerinin daha da gelişebileceği gerçeği bizi çok heyecanlandırıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.